Efendim, İmirli Karakoyun ilçesindeyiz. Karakoyun'da at ocağından herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Şimdi misafirin değerli komşum, değerli büyüğüm Zeynel abidir. Arslan Bey, Almanya'da yaşıyor ama çocukluğu ve gençliğinin büyük bir kısmını Iğdır'da ve Iğdır Karakoyun'da geçirdi. Yıllar sonra şehrine geldi ve bütün aile, eş, dostluğu ziyaret ettikten sonra Karakoyun'da at ocağını da ziyaret etmiş oldu. Bu vesileyle huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum ve yürek sözlerini almak istiyoruz değerli büyüğümün. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz yakından çekim yapalım bakalım. Bu arada Zafer Sol Bey kardeşimiz çekim yapıyor, ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi Iğdır'a geldim, 3 gündür Iğdır'a geleli. Yani çok merak ettim. Daha önce internette duymuştum. Mutlaka ziyaret etmem gerektiğini söylediler. Ben de bugün ziyaret ettim. Gerçekten bütün çocukluğumu, bütün gençliğimi film şeridi gibi tekrar yaşadım. Emeği geçen tüm dostlara, tüm arkadaşlara, komşuma gerçekten müthiş bir organize yapmış, müthiş bir emek sarf etmiş. Ben de burada kendisine söz veriyorum. Elimde olan tarihi eserlerden olsun. Kendi eserleri de var efendim bu arada. Ebru sanatı ve birçok sanatla ilgilenen bir dostumuz, evet, arkadaşımız. Benim de hobi olarak topladığım tarihi eserler var. Ben de buradan kendisine söz veriyorum. Pikap olsun, tahta radyo olsun, Aşık Veysel'in taş planı olsun. Eyvallah. Onun yanında elimizden gelen her çeşit katkıyı yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli üstadım, bu görmüş olduğunuz tarım aletleriyle ilgili hatıralarınız var mı hiç? Valla ben... Böyle maşlayı bir çekelim bakalım, bu maşlayı nasıl çekiyorsunuz? Şöyle bir... Böyle elimi de arkama koyayım. Evet. Ama öbür elimizi de çekip bu tarafa koyayım. Böyle. Ben de çekmişim. Yorulunca mevzu değiştirmem lazım yani. Gerçekten çok anım oldu. Senin çok eşit. Çalıştığımda bayağı bir yorulmuştum. Babamın korkusundan. Yakın çekim yapalım. Evet. Çok güzel bir anı anlatıyor Zafer Bey. Evet. Valla en son maşına çektiğimde babamın korkusundan yorulduğumu da söyleyememiştim. Bayağı bir yorulmuştum. Şimdi o anlar... Ya o zaman yakına dur. Film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Harika bir duydu ya. Bak. Gerçekten harika bir duydu. Buradan Sefer kardeşime, komşuma, canıma teşekkür ediyorum. Böyle bir zaman güzel... tüneli gibi geriye gidiyoruz ama ya hiç sorma gerçekten. Bilmeyen de geleceğine yön veremez. Aynen öyle yani. Müthiş bir şey olmuş. Kültür hazinesi yapmış buraya. Aynı zaman tüneli gibi. Zaman tünelinde yolculuk yapmak istiyorsanız buraya mutlaka gelin. Bir de sanki su taşı ile ilgili bir anınız vardı. Dedeniz mi bundan su arıyordu? Ya benim... Şöyle bir yakın çekimden çekerim Zafer Bey. Şu su taşı arıtma sistemi nedir? Görsünler aynı zamanda. Evet. Şöyle yani müthiş bir şey. Buraya. Hacı dedem bunda çay koyardı. Adamcağız 100 yaşına kadar yaşadı ya. 100 yaşına kadar. 100 adamda da vardı. He, 100 yaşına kadar yaşadı. Bence çok arıtıyor. Evet, çok değerli bir taş. Yani elimde olsa bir tane de Almanya'ya götüreceğim. Kötü bir şansım olsa yani. Sefer bizden bir helal o seneden vardı. O taşından celyanı tökürdü. Onu da kuyuya sallayırdı. Orada soğuk olsun. Çadırdı içirdi. Çok iyi. Teyze vallahi... sen bile gel yanıma. Yenge gel hele sen anladın mı? Şu öküz arabasıyla ilgili. Öküz arabasıyla şeyle kırmenlerde bekliyordu. Evet. Pamuk getirmek için. Belli bir saat sonra bırakıyorlardı. Bir de yarış yapıyorlardı. Hani öküz arabasıyla. Öküz arabasıyla yarış yapıyorlardı. Safari gibi yani. Gerçekten öyle. 10 tane düzeliyordu böyle. 10 araba. Tabii sen bilmiyorum hatırlamazsın. Evet. Şu Karakoyun'da öküz arabası yarışı yapıldığını anlatıyor şu anda Ziya. Evet evet. Yani 10 tane. Hatırladığın kimler vardı mesela o gün şartlarda? Ya mesela
Rehmen amiyi çok iyi hatırlıyorum. Ha, Nasip amiyi ne yapıyorlar? Nasip amiyi çok iyi hatırlıyorum. Onu hiç kim yenemez. He, vallahi bu. Böyle müthiş idi. Ali daimin vardı öküzleri. Ali var, aman abi. Camışlar vardı falan. Müthiş yarış oluyordu yani. Zeynep'in başkan dediği doğrudur. Mesela bir bu Aslan Köprüsü'nde toplanma bölgesi, o, Aslan Köprüsü'nde Aslan Köprüsü'nde Hacı Eyder amcacının orada toplanırdı. Bu yanda da o Aydın Yorgun Kırmenler'de toplanırdı. Doğru. Taşkayla ilgili çatırınız var mı? Valla Taşkayla ilgili de Taşka biraz daha şeyin moderni. Moderniydi. Evet. Öküz arabasının biraz daha moderniydi. Bundan da İdir'e mutlaka gelirsen mutlaka bundan da. Ya İdir'de bundan İdir'e giderken bir tanesi Taşkay'ın arkasına binmişti. Biz de bununla öldüre gidiyorduk. Çocuk ikide bir şey yapıyor. Arabanın arkasına biniyor. Ben de kamçıyı aldım. Kafasına bir tane vurdum. Dala kamçı yaptın yani. Dala kamçı yaptım. O da belalı bir tanesiydi. Köşmenlerde kavga ettik. Ha. Topluca onlar bize hücum etti, biz onlara hücum ettik. Öyle bir anım var yani. Bir de Zeynep Bey, burada şarkın en büyük şairlerinden ve zamanında Duru Türkçemizi en iyi kullanan Muhammed Hüseyin Şehriyar köşesi yaptık. Şöyle yüreğinden geçen birkaç kıtasını Heydar Baba'ya selam şiirinden, biliyorsunuz köyüne yazmış evet, bir şiirdi. Evet, böyle gelen misafirlerimize okutuyoruz. Siz de Şehriyar Şinas olduğunuzu biliyorum. Ya aslında ben 2 yıl önce geldiğimde Tebriz'i ziyaret ettim. Evet, Tebriz. Şehriyar'ın türbesini, müzesini ziyaret ettim. Evet, evet. Şehriyar Türk dünyasının en meşhur şairlerinden bir tanesiydi. Yani bunu bir ben değil ya da bir Iğdır değil, bunu bütün dünya tanıyor. Evet, bu Heydar Baba'ya selam şiiri de bugün bütün şiirlerini Farsça yazıyor. Annesine diyor, anne işte bir şiir yazdım. Bir oğul diyor, senin şiirlerini bütün dünya ailem okuyor ama ben anlamıyorum, okuyamıyorum. Annesinin o sistemi üzerine Heydar Baba'ya selam şiirini şiir yazıyor. Evet. Çok güzel bir şiir. Ben de buradan bir iki kıta okuyayım. Heydar Baba, ıldırımlar şakanda, seller sular şakıldayıp akanda, kızlar ona sef bağlayıp bakanda, selam olsun şöfketize elize, benim de bir adım gelsin dilize. Haydar Baba, kekliklerin uçanda, çöl dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ele, açılmayan yürekleri şad ele. Senin de yüreğin şad olsun. Böyle bir yeri görmemize vesile olduğun için sana teşekkür ediyorum. Şimdi çok teşekkür. Şehriyar o kadar güzel özetlemiş ki çocukluğunu, gençliğini, babasını, atasını, hepsini. Mesela bazı şeylerde çocukluğundaki komiklikleri bile lanse etmiş. Bir tasına diyor ki, Mehmet Sadık'la gece gittik çaya, evet, biz bakırdık suda boğulmuş aya. Işık düştü otak bahçeye, eyvah dedik, kurttuk, kayıttık, kaçtık. Hiç bilmedik, ne vakit küllüyü açtık. Korkudan. Yani böyle müthiş derecede öyle bir film şeridi gibi yansıtmış. Öyle bir tarz kullanmış ki, ben Heydar Baba'nın bu şiirini okuduğumda çocukluğundan yaşadığım bütün her şey film şeridi gibi hepsini yaşamışım. Evet. Yani nahır dalında gitmeye olsun, gizlem parça oynamaya olsun. Her şeyi yaşamışım. Şayda yani. Paltar yuvardı. Mehmet'e mi damlarını su vardı. Hiç bilmezdi. Dağdı, taştı, duvardı. Her yan gelip şırlar attık, aşardık. Allah ne kuş, gemsiz yaşardı. Yaşardı ama yani o çocukluğunun saflığını, güzelliğini. O dilimizin o... Evet. Mesela ben teyzesiyle ben ilgili bir kıtası var. Diyor ki, emmecanım bal benlerdi, yiyerdi. Ondan sonra üst donumu giyerdim. Bahçelerde tiringini diyerdim. O ay özümü o ezdiren günlerin,
ağaç minip at gezdiren günleri. Yani o bahçede oynadığı şeyi film çekti. Abi bizim o suyun yağı varmışlar nerede? Babasıyla ilgili bir kıtada der ki, benim atam sofralı bir kişiydi. El elinden tutmak onun işiydi. Güzellerin akıra kalmış iyiydi. O gelipti, döner gelir dönüptü, muhabbetin çırakları sönüptü. Yani bu kadar mı güzel anlatılabilir baba, ata, dede? Gerçekten müthiş. Her konuya değinmiş, her güzel yapmış. Merhametiyle rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Sana da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey burada da Karakoyun tarihini işledik kısaca. Öyle Karakoyun Devleti'nin işte 1380-1469 yılında biliyorsun bu bölgede hüküm sürüyor. Yaklaşık 96 yıl onu işledik. Karakoyun ilçemizin 92'de ilçe oluyor. O günden bugüne tarihini işlemeye çalıştık. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karakoyun'u halkına hediye etmiş olduğu okulu işledik. Sonra bu baş tarafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk koyduk. Sonra bu müzeye buraya eşeğe hediye edenlerin babalarının, atalarının, dedelerinin adlarını yazdık. Böyle özel bir çalışma yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah, inşallah. İnşallah gelecekte gençlerimiz bunları unutmazlar. Unutmazlar, yok. Geçmişlerini yani unutmazlar diye temennimiz. Sefer, benim çobanı doğanda kardeşim.